Yeni deliller, istihbarat daire başkanlığı polislerinin GSM şirketlerinden suikast gününe ve bir önceki güne dair HTS kayıtlarını istemesiyle ortaya çıktı. Kayıtlar incelendiğinde o gün Samast'ın yakınında dolaştıkları tespit edilen 6 jandarma istihbaratçının izine ulaşıldı. Ve o istihbaratçıları bulmak için polis bölgedeki tüm kamera görüntülerini tek tek yeniden inceletti. Hatta çoğu silinmiş olan kamera görüntüleri yeniden geri getirildi. Ve binlerce dakikalık kamera görüntüsünün incelenmesi sonucu o dönem jandarma istihbaratta görevli bir yüzbaşı ile 5 astsubayın izine ulaşıldı. Cinayetten bir gün önceki kayıtlara göre 6 jandarma istihbaratçı, Dink'in öldürüldüğü Agos gazetesinin bulunduğu Halaskar Gazi Caddesi'nde dolaşıyordu. İşte o astsubaylardan birisi, ismi Emre Cingöz, hem Fethullahçı terör örgütü üyesi olmak hem de Dink cinayetine karışmak suçundan tutuklandı, cezaevine kondu. Emre Cingöz, Hrant Dink suikasti işlendiği dönemde Trabzon Jandarma İstihbarat görevlisiydi ve cinayetten bir gün önce birliğinden izinsiz İstanbul'a gitmişti. Tam da cinayetin işlendiği alanda yine kendisi gibi olan askerlerle keşif yapıyordu. Fark edilmediklerini sanıyorlardı ama çevredeki bir güvenlik kamerası onları saniye saniye kaydediyordu. Bu görüntülerde Hrant Dink'in öldürüldüğü güne dair, 19 Ocak 2007 günü saat 15 öncesinde 6 jandarma istihbaratçısının bölgeye gelip katil o gün Samast'ı adım adım izledikleri belirlendi. O askerlerden birisi yine astsubay paralel ihanet çetesinden tutuklu Emre Cingöz'dü. Yine kamera görüntülerine göre jandarma istihbaratçılar ilk olarak cinayetten 2 saat önce yani saat 13'te Şişli'ye geldi. Ve saat 13-14 arası olay yeri olan Halaskar Gazi Caddesi ve Şafak Sokak'ta dolaşmaya başladı. Jandarma istihbaratçılar Samast'ın bölgeye gelmesiyle onu yakın takibe alıyor. Cinayet anına kadar çapraz şekilde ayrılarak takibi sürdüren jandarma istihbaratçılar, cinayet sonrası da bir süre takibe devam ediyor. Suikast sonrası 6 asker hiçbir şey olmamış gibi birliklerine geri döndü ve 9 yıl boyunca da suikast soruşturmasının hiçbir evresinde isimleri geçmedi. Yeni görüntülerde tespit edilen 6 askerin tamamı tutuklandı ve cezaevine kondu. 6 asker şimdi cinayete göz yummak ve FETÖ üyesi olmak suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılacakları günü bekliyor.